Herkese yeniden merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda sevdiğim kitap, kozmetik, müzik, telefon uygulaması, yani bana iyi gelen, hayatımı iyileştiren şeylerden toplu olarak bahsedeceğim özetle. Ve videonun sonunda da bir çekiliş var. Çünkü 70 bini geçtim artık ve çok uzun süredir bir çekiliş yapmıyordum. Sizlere hem sözlü olarak teşekkür etmek istedim bu yolculukta benimle şimdiye kadar devam ettiğiniz için, hem de ufak bir hediye vermek istedim. Videonun sonunda çekiliş detaylarından konuşuruz. İsterseniz şimdi başlayalım. Bahsedeceğim ilk şey bir deodorant. Ben bunu aslında çok uzun süredir kullanıyorum ama yaz gelince tekrar benim hayatımdaki önemi böyle çok arttı. O yüzden de sizlere bahsetmek istiyorum bundan. Bunu zaten bana bir izleyicim önermişti. İşte ben doğal içerikli bir deodorant arıyordum ama işe yarayan, yani çok doğal içerikli deodorant attım. Çünkü hiçbir şey kullanmayayım daha iyi falan gibi hissettirdiler bana ama bu öyle değil. İkinciyi kullanıyorum şu anda. Bunun markası Naturalife diye bir marka. İnternette satılıyor ya, yazarsanız bulursunuz. Birazcık kokusu var. Beni rahatsız etmiyor mesela. Ben çok yakın bir arkadaşıma önerdim. Onu çok rahatsız etti ve kullanamadı. Ama bana çok ilginç geldi. Çünkü beni hiç rahatsız etmedi o kokusu. Ya parfümümle falan da birleşmiyor. Ve gerçekten yani hiç kokutmuyor. Hiç ter kokutmuyor insanı. Ama içeriği de bir o kadar doğal. Ya bunu bir deneyin ya. Gerçekten ben bunu çevremdeki herkese öneriyorum. Çünkü özellikle kadınların burada bir sürü bezleri var ve buraya böyle alüminyumlu, parabenli falan bir şey kullanmak riskli bence. Çok yakın yani riskli bölgelere. O yüzden hani doğal içerikli deodorantı ben tercih ediyorum. Mucizevi yani, dediğim gibi ikinciyi kullanmama rağmen. Çünkü bazıları şey oluyor, en başta çok işe yarıyor, sonradan işe yaramayı bırakıyor, vücudunuz alışıyor falan. Bu hiç öyle değil. Ben başka hiçbir deodorant kullanmam bundan sonra, o kadar net konuşuyorum. Bir diğer bahsedeceğim şey ise parfüm. Ben biliyorsunuz bir önceki parfümden de aşırı memnundum. O Carolina Herrera'nın Good Girl'üydü galiba. Denemediyseniz ona da bakın. Bu da Replica'nın Dancing on the Moon olanı. Boyner'lerde satılıyor galiba. Önceden sadece Sephora'nın bazı mağazalarında satılıyordu Replica. Hikayesi de güzel aslında Replica parfümlerinin. Bir hissi tekrar yaşatmak üzerine, yani onu koklayınca isminde yazan şeyi hissetmek üzerine bir mottoyla yola çıkmış bir marka. Zaten şey yazıyor, Reproduction of Familiar Fantasies. Bu siyah serisi daha böyle fantazi şeyler. Benimki mesela Dancing on the Moon. Ama böyle beyaz şişeleri var. Bir de onlar da çok tatlı. İşte Sunday Morning, Beach Walk, Barbershop filan gibi isimleri var. Orada da size Sunday Morning'i çok öneririm. Bir ara bütün yabancı YouTuber'lar Beach Walk'u böyle işte bu benim hayatım parfüm filan diye anlatıyorlardı. Ama bence Lazy Sunday Morning galiba. O çok acayip bir parfüm gerçekten. Bundan sonra ben onu alacağım. Biraz fiyatları yüksek. Ben indirimde almıştım Boyner'dan bunu. Bu anneler günü, babalar günü filan gibi şeyleri takip edip bakabilirsiniz. Son kozmetik önerimden bahsedeyim. Bundan çok kısaca bahsedeceğim. Çünkü Türkiye'de yok. Ama ben Amerika seyahatimde almıştım. Çok aşırı duyduğum için. Ama olur da biri gider, siz gidersiniz. Avrupa'da da satılıyor galiba. Mutlaka bakın. Biliyorsunuz benim şu Notun BB kremine olan sevgimi. Ama yaz geldiğinde onun SPF'i çok düşük kalıyor. Yani 15 mi? Öyle bir SPF var. Bu It Cosmetics'in CC kremi. Yani başka hiçbir şey kullanmıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ya CC krem olmasına rağmen inanılmaz kapatıcı. Kullandığım bütün fondötenlerden daha kapatıcı. 50 SPF'i var. Yani sadece bunu sürmek yeterli oluyor gün içinde. Ben şu an hamile olduğum için, zaten yüzümde lekeye çok yatkın olduğu için inanılmaz lekeli yüzüm. Ve şu an sadece yüzümde bu var. Bu kadar lekeli bir yüzü bile kapatabiliyorsa gerçekten mucizevi bir şey. Ve bir pompasıyla yapıyor bunu. Ayrıca paketi de çok kullanışlı. Şöyle yani, hem burası böyle hem pompalı falan. Ben giden birini bulursam bundan böyle gerçekten isteteceğim. Çok memnunum. Aklınızda olsun. It Cosmetics CC Krem. Gelelim kitaplara. Şimdi bir kitaptan bahsedeceğim ki bu kitabı muhtemelen çokça göreceksiniz bundan sonra kanalımda. Hatta böyle bir iki aya hayatımı değiştiren kitaplar diye bir video çekmeyi planlıyorum. Şu an toparlıyorum. Onda da mutlaka olacak. Bu David Allen'ın İş Bitirici isimli kitabı. İş Bitirici Bir Yöntem. İngilizcesi de Getting Things Done. GTD deniyor bu yönteme. Bizde de işte İş Bitirici diye çevrilmiş. Mümkünse bu yayın evini asla okumayın. Asla. Neymiş bu? Babil Kültür Yayıncılık. Yani yazıklar olsun böyle bir çeviriye, öyle söyleyeyim size. 2-3'tür benim bu kadar sinirlendiğim bir kitabın çevirisini okurken. Yani yanlış yazılan şeyler, kitabın baştaki ismini bile yanlış yazmışlar ya şurada. Getting Things Done yazıyor. Yani çok korkunç gerçekten. Dönem dönem okurken kendimi böyle salak gibi hissettim. Ben mi anlamıyorum? Bu çeviri gerçekten çok mu korkunç? Ama direndim. Artık Türkçesini okumaya başlamıştım çünkü.
Sonradan biraz da internetten araştırdım. Çok fazla video makale falan var bu yöntem üzerine. O yüzden kafamda oturdu yöntem. Bu benim son zamanlarda en işime yarayan kitap oldu. Plan tutma şeklimi değiştirdi, öyle söyleyeyim size. Çok detaylı bahsetmeyeceğim ama hayatınızı organize etmek için, su gibi duru zihne ulaşmak için, yani her şeyin yapmanız gereken en küçük işten en büyük işe bir sistem dahilinde olduğu bir şeyi anlatıyor iş bitirici. Aslında mental ve ruhsal olarak daha huzurlu olmanızı sağlamak David Allen'ın amacı. Dediğim gibi mümkünse Getting Things Done'ı okuyun İngilizcesini. Eğer değilse bunu okuyacaksınız da kolaylıklar diliyorum. Ben çok zor okudum ama çok faydalı oldu benim için. Hiç bu aralar okuduğum romanlardan of şu mükemmel dediğim bir şey olmadı ama kurgu olmayan, yani kişisel gelişim kategorisindeki kitaplardan gerçekten bu ara bayağı etkileniyorum. Bir diğeri de İnsanın Anlam Arayışı. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Çok popüler bir kitap. Zaten bu yayın evinde 43. baskı ve ya böyle çok başucu kitabı olarak duyarsınız bunu insanlarda. Döneminin çok önde gelen bir psikiyatri toplama kampına düşüyor. Yahudi toplama kampına. Ve oradan çıktıktan sonra, yıllarca yaşayıp oradan çıktıktan sonra sanıyorum tek seferde oturup bu kitabı yazıyor. Kitabın en başında oradaki böyle anılarından bahsediyor. Viktor Frankl'ın Legoterapi diye bir ekolü var. Daha sonra da ondan bahsediyor. Çok ince bir kitap ama bence gerçekten adını çok yansıtan bir şey. Yani insanın hayattaki anlam arayışının temel güdüsü olduğuna inanıyor. O dönem Freud'un böyle şiddet ve cinselliğin insanın temel güdüsü olduğunu söylediği günlerde o çok daha böyle romantik bir yaklaşım izleyip ama çok da yani yaşadığı o travmayla ilişkilendirip anlattığı için çok benim kafamda oturmuştu ve bana çok anlamlı geldi. Yani şu soruya cevap vermeye çalışıyor. İnsanı insan yapan nedir? Bu da çok büyük bir soru gerçekten. O yüzden ilginiz varsa bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben çok sevdim. Bahsedeceğim bir diğer şey ise bir dizi. Ben son zamanlarda şöyle oluyorum Netflix'te. Basıyorum bir diziye, bir bölüm izliyorum. Ben böyle çok basit geliyor. Birkaç tane de insanlar acayip önerdiği dizileri tek bölüm izleyip ben buna vakit ayıramayacağım falan deyip kapattım. O yüzden böyle artık dizi izlemek istemiyordum gerçekten. Ki Çernobil'i herkes çılgınca önerene kadar. Normalde ben böyle çok önerilen şeyleri de saçma bir şekilde ön yargı geliştiriyorum ama Çernobil 5 bölüm olunca dedim ki hadi bunu izleyelim. Süperdi. Son zamanlarda izlediğim en iyi şeydi. Bir kere kısa olması, gerçek bir şey anlatması. Benim Çernobil hakkında hiçbir şey bilmiyor olmam. O yüzden iyice böyle merakla izledim. Oyunculuklar çok iyi, dönemler çok iyi, sahne çok iyi. Ya her şey çok iyi diziyle ilgili. Hiç kötü bir şey yok gerçekten. Çok yerinde başlamış, yerinde bitmiş. Ben doğduğum yıl olan bir olayın sadece adını duymak ve hakkında hiçbir şey bilmiyor olmak ilginç geldi bana izlerken. Yani hani böyle derinini izlemek hoşuma gitti. İzlemediyseniz Çernobil'i mutlaka öneriyorum. Bir diğer önerim ise bir belgesel. Brené Brown'un, aslında Brené Brown diye okunuyormuş İngilizce'de ama Brené Brown bana daha kolay geliyor. Cesaret Çağrısı belgeseli Netflix'te var, yaklaşık bir saat, bir saati biraz aşkın. Süper. Sadece Brené Brown'un bir topluluk karşısında konuşmasını izliyorsunuz. Yani uzun bir TED konuşması gibi. Hiç tanışmadıysanız kendisiyle utanç, kırılganlık konularında çalışan, bence çok değerli bir akademisyen. Zaten çok popüler oldu son zamanlarda kitaplarıyla filan. Onun Acımasız Dünyaya Meydan Okumak kitabı benim en sevdiğim kişisel gelişim kitaplarından biridir. Yakın bir zamanda da Mükemmel Olmamanın Hediyelerini okuyacağım. Belki okumaya başlamadan önce tanımak istersiniz. Böyle bir saatte hap gibi. Çok güzel geliyor gerçekten. Çok akıcı da konuşması. Bana yine bir izleyicim önermişti. Ben bilmiyordum. Yani çıkar çıkmaz önerdi ve hemen izledim. Çok son zamanlarda en sevdiğim belgesellerden biri oldu. Son bahsedeceğim ise bir uygulama. Bu iş bitiriciyi okuduktan sonra ben dediğim gibi plan tutma şeklimi biraz değiştirdim. Ondan önce haftalık plan tutarken şimdi biraz daha toplu bir yapılacaklar listesi takip ediyorum. Bu konu oturunca detaylı anlatacağım bu arada. Yani bu kitabı okumasanız bile bu yöntemi uygulayacağınız şekilde bir video çekeceğim o aklımda. İçinde kullandığım uygulamaları da değiştirdim. Son zamanlarda Todoist diye bir uygulama buldum. Ben şu anda Android kullanıyorum ama daha önce Apple kullanıyordum. Apple'da da varmış, yani iPhone'da da olan bir uygulamaymış. Aynı zamanda web'de de var. Dolayısıyla hepsi birbiriyle entegre çalışabiliyor. Proje oluşturabiliyorsunuz, liste oluşturabiliyorsunuz, saat, gün atayabiliyorsunuz yaptığınız şeylere. Benim çok elim ayağım olan bir uygulama oldu. Bilgisayar başındayken hani orada inceliyorum. Ya da telefon her an zaten yanımda olduğu için dışarıda telefonumdayken her zaman ulaşabildiğim bir hale geldi. Ben premium'unu aldım. Ucuz da değil yani.
İşte dolar çok yüksek olduğu için. Her şeyimi onda tuttuğum için ben onu almayı tercih ettim. Siz önce normal versiyonunu kullanın, sonra bakabilirsiniz. Etiket atayabiliyorsunuz yaptığınız şeylere ya da işte öncelik verebiliyorsunuz filan. Dediğim gibi yani neredeyse ajanda taşımamaya başladım onu kullandığımdan beri. O yüzden son zamanlarda kullandığım ve hayatımı kolaylaştıran bir uygulama oldu. Şimdi gelin çekilişten bahsedelim bitirmeden önce. Çok böyle ürünlerden bahsetmeyeceğim ama bana hediye gelen ürünler, işte sizin için aldığım ekstra ürünlerden oluşan böyle dev gibi bir kozmetik çantası var. Ya yani içinde bayağı işte Vichy'nin yüz kremi de var. L'Oreal Matrix'in şampuanı da var filan gibi bir böyle dolu dolu bir kozmetik çantası. Bunun dışında kitaplar, defterler, kalemler gibi hediyelerim de olacak. Böyle büyük bir kutu hazırladım. Yapmanız gereken şey çok basit. Buradan beni takip etmek ve bu videonun altına herhangi bir yorum yazmak, içinizden ne geliyorsa çekilişe katılmak için yeterli. En geç 2 hafta içinde açıklayacağım. Burada topluluk sekmesinden duyuracağım. Orayı takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi bu kadar her şey. Teşekkür ederim tekrar bu ailenin bir parçası olduğunuz için. Bir sonrakine görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.